halde bulunmak gerekiyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi birbirimize teselli ve güven verincinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, psikolojik noktasında size okuyacağım. Sadakat, sebat, metanet. Bunlar psikolojimize nasıl etkiliyor? Mesela sadakat dendiği gibi yapmak, en kısa manası, dendiği gibi yapmak. Sebat, insanı güçlü kılar. Metanet, sebat istikametli kılar. Metanet güçlü kılar insanı. Sebat istikametini belirler. Niçin? Değişen dünyanın değişen insanlarıyız. Mekanımız değişik. Biz zaten öteden beri hep değişiyoruz. Fikriyatımız an be an değişiyor. Hissiyatımız değişiyor, duygularımız değişiyor, meyillerimiz değişiyor, isteklerimiz değişiyor. Değişiyoruz devamlı. Yani oynak bir okyanusta oynak bir sandal. Tık tık tık. Ne tarafa gideceksin? Sebat istikametini belirler ki en önemlisi de odur. Gidersin, gidersin, gidersin. İstikametini şey yaptın mı? Önüne bir sokak koyarlar, o tali yola girersin, otobandan çıkarsın. Habitet amaluhum, yani belirli bir mesafe aldın, ondan sonra dibe doğru gidiyor. Metanet de zorluklara karşı insanı güçlü kılmak. Onunla alakalı yerler okuyacak. O kadar ciddi ki bu, ya nice dev adamlar battı gitti, televizyonda da görüyorsunuz. Sebatları yok, metanetleri yok, kaypaka. Cemiyete göre değişiyorlar. Toplumun isteğine göre değişiyor. Toplumu değiştiremedikleri için. Ya toplum değişir mi? Dikkat edin. Toplumu değiştirenler toplum değildir. Tek tük insanlar. Tek tük insanlar değiştirir. Kim aklınıza geliyorsa tektir. Bir iki tanedir. Onun için kendini öyle basit zannetme. Risale-i Nur'un kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç var. Bak dünyayı dolaşıyorum. Bir hafta falan ancak oldu yurt dışına geleli. Orada da dahil. İnsanların akılları ve kalpleri hem birbirlerine hem kendi içinde Allah bulmak. Kimin pileğine basarsan bas, hep isyan var. Ya kendisinden, ya abi seninle birisi görüşecek dedikleri zaman, kardeşim ben bu işlere bakmıyorum, görmem ben. Hiçbir şey sormuyorum, ne görüşecek diye. Ben bu işlere bakmıyorum. Hele Risale-i Nur hizmetini bilmiyorsa, mübalağa etmiyorum, her yere giriyor. Cenazelere, düğünlere, konferans salonlarına, Kadıköy Belediyesi'nin iki tane solcu, bir tane felsefeci, bir tane de beni koyuyor falan. Bana şeyden sonra koymuyorlar da. Hapisten sonra. Yani konuşuyor. Yani hemen her tarafı biliyor. Allah bulmak. Perişan insanlık. Solcu dahi olsa sebat eden kazanıyor. Sebat eden kazanıyor. Bak Risale-i Nur'un kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandığı çok büyük kar ve kazanç. Ve pek çok kıymetler neticeye mukabil fiyat olarak ne istiyor? Allah bize ubudiyet istiyor, yaratmasına mukabil. Ne istiyor biliyor musun? O şakirtlerden tam ve halis bir sadaka, daimi ve sarsılmaz bir sebat istiyor. Peki ne yapacak bunu? Senin kıblenin değişmemesi için. Hayatın namazdır.
Hayatın namazsa kıblesi sebat ve metanettir. Kardeşim, doğduğun zaman ezan okundu sağ kulağına. Sol kulağına, yankı yapıyorsun diyeyim mi biraz? Sol kulağına kamet okunuyor. Namaz mı kılacaksın ki senar bunlar okunuyor? Biliyorsunuz ezan ve kamet sünnettir. Niçin namaz? Namaza çağırıyor. Namaz mı? Peki o bana okuyanlar mı kılacak? Yok. Ezan ve kamet niye okunuyor ki? Bebek namaz kılmayacak. Oradakiler de bana ismi koyanlar da kılmayacak. Niye ezan kamet getiriliyor? Hayatın namaz kardeşim. Hayata namaza girdi. Kafir de olsa salat yapıyor. Müslüman namaz kılar. Kafirler de salattan yani. Peki vefat ettin. Gene cenaze namazın kılınıyor ama gene sen kılmıyorsun. İki ezan arasında hayat namaz. Ama hayat namazın kıblesi metanet, sebat. Kıblesi. Kıblesi bu. Peki fiiliyatı nedir? İhlas ve sadaka. İhlas, dendiği için yapmak, çok kısa cümledir. O kadar çalışılmış ki cümleyi indirgedik. İhlas, dendiği için yapmak, böyle böyle yapıyorsun. Ne yapıyorsun kardeşim? Namaz kılıyor. Bu ihlastır. Peki böyle böyle olur mu? Bu sadakat olmadı. İhlas var, sadakat yok. Yani yok. Mesela Allah ne dedi? Namaz kıl. Ben de kılıyorum. Ama namaz olabilmesi için bir, Allah demesi lazım, bir de Allah tarif etmesi lazım. Allah böyle tarif etmedi. İhlas var, sadakat yok. O da olmadı. Şunu anlatmaya çalışıyorum 5 dakikadan beri. Kafan ve hayatın allak bullaksa, oynak dünyanın, oynak insanı, yani değişen dünyanın, değişen insanın değişmeyen bir yere kendisini bağlaması gerekiyor. Limanda baba olur. Gemilerin bağlandığı yer. Gemiyi oynatır böyle su lop lop lop. Ama bağlı. O bağlı onu orada tutar. Bağlanacaksın kardeşim. Sebat budur. Sebat kıbleni, metanet gücünü aktif eder. Risale-i Nur hem dünya ve hem ahirette kazandırdığı neticeye mukabil bizden ne istiyor? Tam ve halis bir sadakat istiyor. Daimi bir sarsılmaz bir sebat istiyor. Niçin? Senin için. İkide bir şeyler gördüğün zaman kapılmayasın ışıklara. Renkli renkli ışıklar var. Renkli renkli ışıklar var. Kapılma. Eğer bir insanda böyle fikri ve hayatında böyle inhiraflar varsa o nispette sıkıntısı var demektir. Unutmayın. Çünkü sıkıntısını tamamlamak için böyle böyle yalta yapıyor. İşim benim biraz bu. Orada tevazu yapmayacağım. Psikoloji benim işim. Ya bu buraya bakıyorum yani. Hapishanede de şey yazmışım. Bir defter verdiler. Bir de Kur'an. Kur'an'a sırf psikoloji diye baktım. 27. sureye kadar yazdım. Hiç amel, hiçbir şeye bakmadım. Psikolojik olarak yap, yapma, de, deme, git, gitme, ver, verme. Onları tespit ettim. 27. sureye kadar yaptım. Sonra çıktım. Eğer olsaydım bitirecektim. Biraz üzüldüm. Niye bitiremedim diye. Hakikaten üzüldüm. Allah biliyor. Ona şunu bitiremedim ya. Ve ilk dersini yaptım. 375nurdersi.com'da Kur'an psikolojisi. Psikoloji 375 paradı. Kur'an'daki benimle alakası yok. De, deme, yap, yapma, git, gitme. İç alemi böyle oturtur. Onları anlatıyor. Şimdi bu sebat ve metanet içsel dinamikleri bütünlüyor. Onun için çok önemli. Çünkü oynuyor ya içerimiz, fikriyatımız, hissiyatımız, hayalimiz. Onu nasıl bütün yapacaksın? Sebat ve metanet. Direneceksin. Böyle yol değiştirme. Sana ne demiş öyle yap.
Evet, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkiki 15 haftada ve bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zan tecrübeleriyle şehadet ederler. Yani duyuyorum, bazen gönderiyorlar videoyu da. Bakıyorum, attım gidiyor. Koca koca dev adamlar, cemaatin temsilcileri televizyonlarına çıkıyorlar. Çocukların demeyeceği, çocukların yapmayacağı şeyler yapıyorlar. Niye? Ölçü yok ki. İsteği gibi söylüyor, isteği gibi yapıyor. Ya Risale-i Nur hakikaten elimizde, yapmamam lazım, niye? Öyle yazıyor. Demem lazım, niye? Böyle yazıyor. Ben mesela, beni tanıyanlarla kadar 30-40 sene önce görenler gene de aynı görüyor. Aynı şey söyleyeceğim. Çünkü aynı yeri okuyor. Din adına, dini tamir davasında din tahripçileri var. Dini tamir davasında din tahripçileri var. Aklınız durur ya. Neler var neler. Cehennemde yanmaya kefen der mi dersin? Kur'an'ı aranıza kimseyi sokmayın, direkt Kur'an'ı okuyun deyip de 63 tane cilt kitabı Kur'an'ı aranıza sokanı mı dersin? Aynı zam. Kur'an'ı aranıza kimseyi sokma diyor, 63 cilt kitabı var. Bu ne lahana ne periz, onu takkeme alır. Takkem de dinlemedi ya. Yani koca koca adamlar nasıl batıyor ya? Ölçü yok kardeş. Ben kürsüye çıkan insanım. Bazen psikolojimiz çok iyi olduğu zaman herkesi cennete sokarız. Psikolojimiz bozuk oldu mu, evden biten kafasını tanır. Herkesi cehennemin diplerine götürür. Dinler ne yapıyor? Dini benden öğreniyorsa. Benim psikolojimin altyapısına bağlı onun dini. Bazen cehennemin dibine gidiyor adam. Psikolojin kötüyse, kürsüye çıktım, bağırdım, evde bir şey diyemedim mi? Ver yansın yapıyorum. Psikolojim iyiyse hepsini de cennete koyuyor. Önce bir şey. Yani arkadaşlar, bu adamların ağızların arasında mı bizim din ya? Niye kitap açıp okumuyoruz? Kitap oku ya. Kitap oku kardeş. Ne olacak? Ya bunu ben konuştum, bak sen de anlıyorsun ya. Bir şey değil ki. Uzaydan bahsetmiyor. Şöyle yap demiş. Sebat et demiş. Sebat ne demek? Kıbleni değiştirme. Metanet et. Gelen rüzgarlara karşı, biraz meslem itibariyle rüzgar gelirse uçağa, havada uçarken, ona açı verirler böyle. Rüzgara karşı, tamam mı? Şimdi metanet de zorluklara karşı açı verdi. Yılmaya. Böyle demiş. Böyleydi. Yani Bediüzzaman kadar benim kafam çalışacak. Yok. Çalışsaydım onları tanımadan önce adam olurdum. Şimdi onları tanıdıktan sonra mı adam oldum ben? Niye buna teslim olmuyorsun? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana aklı teslim etmek akıllılıktır. Arkadaşlar, aklınızla aklınıza hakim olamazsınız. En büyük aklımızın düşmanı aklımızdır. Aklımız aklımızı yiyor. Aklınızla aklınıza hakim olamazsınız. Ancak bu akla hakim olmak istiyorsan, bu aklın ustasına bu aklı bağlamakla mümkün ki, o da vahiydir. Yelp yani, en büyük düşmanın sensin kendine. Hakim olmak ve olunan, hasta ve şifa bulmak isteyen aynı insan. Nasıl hakim olacaksın? Böyle bakacaksın, ha diyeceksin. Ya yapmamam lazım, gitmemem lazım, dememem lazım. Burada ne diyorsun? Bitti. Bunda ne kadar rahat ediyor, şüpheden kurtuluyorsun. Hem iştirak amal uhreviye dusturuyla her bir şakirdine her bir günde binler halis lisanlar ile edilen makbul duaları ve binler ehli salahatın işledikleri amal-i salihanın misli sevaplarını kazandırır. Bir de başka bir tarafı da var. Gideceksin ahirete, gel bakalım sevabını, günahını da getir. O kadar. Ama cemaate dahil olur mu? İştirak amal uhreviye, yani her gün şakir günah değil, iyiliğini, sebabını, okuduğu Kur'an'ı, kıldığı namazın sebabını havuza atıyor. Ötekisi de atıyor, ötekisi de atıyor. Dünden bugüne, geçmişten, batıdan, doğudan hepsi atıyor. Bu havuzda toplanan sebaplar, mesela
Akıldan çıkan tefekkür akılsız olur mu? Hayattan çıkan amel hayatsız olur mu? Ruhtan çıkan hisler ruhsuz olur mu? O zaman iştirak-ı amal-i uhreviye senin aklının meyvesi ve ibadetin hulasası, ruhun özü içine atıyorsun ve toplanıyor. O zaman o şans-ı manevi ruhların cemi, akılların cemi, kalplerin cemi, fiiliyatın da cemidir. Yani toplamıdır. O zaman o canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime ne yapacağını bilir. Onun adı şans-ı manevidir. O zaman Risale-i Nur'un o beşmez layıkalarına tabi olursan insana şey kazandırıyor. Yani bu şans-ı manevinin feyzini sana kazandırıyor. Bir de o tarafı var. Yani günah ve sebabına girmiyorsun. Artı iştirak amal uhreveden hissen var. Onunla giriyorsun. O da sana artı olarak geliyor. O ne demek olduğunu haşir meydanında önünde bir cennet cehennem dururken o küçük bir amelin sebab uhrevinin ne demek olduğunu orada bilir insan. Demek kazandırıp her bir hakiki sadık sebatkar şakirdini amelce binler adam hükmüne getirdiğini kerametkârâne ve takdirkârâne İmam Ali'nin radiyallahu anh'ı üç ihbarı ve kerameti gaybiyi gafsi yazağımdaki Kudüs'e sunu tahsinkârâne ve teşvikârâne beşareti. Mesela Gafs Azam'ın Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Nur'a ihbaratı var. Sikki-i Tasdik Gaybiye'de. Hazreti Ali'nin de var Celcüliyetiyesinde. Hatta vasfını bile söylüyor. Bak söyleyeyim. Sikki-i Tasdik Gaybiye'de yazıyor değil mi? Ben Karadenizliyim ve lazım. Bak Hazreti Ali ne diyor ustana? Ya mudrike li zalike zaman. Ey zamanın Kürt Said'i. Keşke ey zamanın lazasanı deseydi. Demedi. Ha usta da söylüyor. Yani taassup yapsaydı benimkini. Bak. Ya zalike zalike zaman. Ya mudrike li zalike zaman. Zamanın Kürt Said'i. Mudrike tersten Kürt demektir. Bazıları böyle şaşırmasın. Ulan bir Kürtçe bilsem de ulan bir ders yapsam. Niye? İnadına. İngilizce bilmek, Fransızca bilmek, Rusça bilmek, İsrailce, İbranice bilmek meziyettir. Onunla ünvan kazanıyorsun. Vay lenmedeni. Kendi dava arkadaşım, yoldaşım, her tarafta karındaşımın lisanını bilmek aşağı. Nasıl söylüyorum bunları? Bunlarla yargılandım. 98. Takılmış basit lisanına, giysisine, sakalına, elbisesine. Düşüncelerini adam değil ya. Yani. Küfür etmedikten sonra niye eleştirmesin? Doğru eleştirmeyeceksin. Eleştirmeyelim. Anladın mı? Yani insan muvazineli ve muhakimeli ol. Öyle mi? İngilizce bilmek meziyet değil mi? Vay. Kürtçe bilmek meziyet. Hazreti Ali söylüyor Sikki-i Tasdik Gaybiye'de. Ya mudrike li zalike zaman. Ey zamanı Kürt Said. Ve bir ayet-i kübra emini minel fecet. Ayet-i kübra ile insanları inşaat et. Korkma. La teha. Korkma. Sözlerini söyle. Diyor demiyor. Okumuyor musunuz? Sikki-i Tasdik Gaybiye. Bak. Korkma. Sözlerini söyle. En zor durumda söyledi. Söylerse ne olur? 339 şu anlarda diyor ki onu söylemek adına her gün yüzlerce kişi asılsak yine ucuzdur. Onun ne olduğunu, o sistemin, kişinin ne olduğunu, en çok alakadar, en başta olanların bilmesi, hakiki yüzünü bilmesi adına her gün yüzlerce kişi asılsak azdır bu. Şu an orada geçiyor. Ama ne, bize bir şey dokunmasın. Fatura demeyin. İnsanların imanı kurtaracak. Yani Risale-i Nur'a, niçin söylüyorum? Hazreti Ali, radiyallahu anh, Hazreti Gavs-ı Geylani Kudüs'e sürüyor, açık söylüyor. Niye açık söylüyordu ben merak ettim. Çünkü gayba ait şeyleri söylemek haramdır, caiz değil. İşareti aralamış çok fazla. Çünkü öyle bir ahir zaman ki, hakla batıl, doğru yanlış birbirine girmiş. Tefrik etmek çok zor. Ancak böyle söyleyecek ki, söyledi de ne oldu? Gene uyanmıyoruz.
Hepten açık söylüyor ya. Aa, 1400 sene önce söylediği şeyi. Ey Said diyor ya, Said. Ey zamanın Said'i diyor, Keylani Hazretleri diyor. Sikintası kaybediyorsun diyor. Açarsam çıkamam şimdi de. Ya. Çünkü çok cazip şeyleri alıp götürüyor. Said diyor ya, sen diyor yaşınla meşgul olma, yaşın bana ait. Ya böyle diyor, ya da ya ima etse ne olacaktı, hiç zaten ilgimizi çekmeyecekti. Sari söylüyor ya. Kitapların ismini söylüyor, sen böyle olacaksın diyor. Ben bir ara hastalık sarmıştı bana. Ustadın hayatıyla geçirdiği etvarla böyle haseti, Peygamber Aleyhisselam hicretlerinden şeylerinde falan ne kadar acayip tutuyor. Böyle bir kronoloji, tarih şey yapmıştım. İşte Hazreti Ali radıyallahu anh ilk üç tane ihbarı ve kerameti gaybesiyle Gavs-ı Azam'daki Kudüs'e sürü tahsin kârâne, teşvik kârâne beşareti. Yerusalim'i söylüyor ya. Said diyor, Said. Ey zamanı Kürt Said diyor. Sözlerini korkma, söyle. İnsanlara ayet-i kübra ile irşad et. Söyle, iyaşın bize ait. Hayatından da endişe etme. Yani bu geçtiği için söylüyorum. Ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kuvvetli işaretiyle o halis şakitler, ehli saadet ona söylüyor. Merak etme diyor. Sana şöyle şöyle talebeler verecek. Bu manaları takip edenler için ne diyor biliyor musun? Bir tane Geyrani'nin işareti. Hazreti Ali'nin ihbaratı. Kur'an, söz diyor Kur'an'ındır. Değil mi orada geçiyor? Söz Kur'an'ındır. Esas onu dinlemek lazım. Kur'an ne diyor diyor. Teveccüh ettim diyor. Kur'an'a teveccüh ettim. Kur'an'ı Risale'nin acaba kabul ediyor mu Kur'an? Diye teveccüh ettim diyor. 33 tane ayat-ı Kur'aniye birinci şuada yazılmış. Hemen şu altınıza geliyor. Tabi taasubundan dolayı kendisine evirip çevirip kıvırmış falan. Benim sana açık söylüyorum ha. Öz eleştiri yapıyorum. Kendisine uydurmuştur derim. Ama öyle değil. Niye? Çünkü Risale-i Nur kadar imtihan geçiren bir kitap yoktur. Kur'an'ı hariç tabii. Nasıl? 28 sene sahibini acizliklerinden dolayı, fikriyatlarından, davasında mağlup edemediklerinden hapse soktular. Ne sokuyorsun fikrini? Bak o Risale-i Nur'u bir, Risale-i Nur'a muarız, zındık, filozoflara verdiler. İlmen, hata bu. Sonra ehli bida, işkembesiyle, boşkulluğuyla dine bağlı olan ehli bidaya verdiler. Din alimi namı altındakiler. Din noktasında hata bu. Bak. Ehli felsefeye verdiler ki bilirkişi raporu. Tamam. Yani zındıka, zındık. Yusuf denemişsi var böyle. Zındık böyle. Felsefeci. Hata bu. Buna verdiler. Bir de uşkurluğuyla ve midesiyle dine bağlı olana ehli bidaya verdiler. Tamam. Hani girmeyeyim şeye. Zaten bugün 9 Kasım. Verdiler. Bir şey demedim. 9 Kasım ya. Yani. Ona verdiler. Bundan din noktasına atar. Ve bu kadar raporda hiçbir şey yapamam. Ne buldular biliyor musun? Ya diyor metsup diyor. Sizofreni diyor. Halüsinasyon görüyor diyor. Niye? Diyor ki ben 50 sene sonraki vaziyette bana göre bu diyor. Halüsinasyon diyor. Suça bak. Hataya bak yani. Sinir hatada. Ondan sonra bana iptal edildi diyor. Ya kendisini acayip şey görüyor. Tamam normal. Ya bu kadar da mı demeyecekler? Kur'an'a dediler ya. Kur'an'a demedi mi Ebu Cehil'e de sahip? Kur'an'a da aynı şey dediler. O diyor kendisi düzdü diyor. Sihirdir dedi. Değil mi? Şöyle dediler ya. Tarih, bak Risale-i Nur'a iyi dikkat edin. Kim buna değer veriyor? Dedi kanı kapatsaydın da dersini de bulmasan da bizi de bulmasan olmaz mıydı? Telefonu kapattın, açık onu. Risale-i Nur'a kim değer veriyor biliyor musun? Risale-i Nur. Zamanı bilen ancak değer verir. Ne anlatırsan anlat. Vallahi bunun 10 katını anlatsam da basmaz. Çünkü zamanı bilmiyor. Kafayı sokmuş 400 sene önce. Sonraki cemiyetin, insanların ahvali, fikriyatı, hissiyatı, sosyolojisi 400 sene önceki durumdur. 400 sene önceki yöntemi veriyorlar. Ha bunu yap, iyi olursun.
Yani 400 sene önce, 500 sene önceki yöntemi vermek bu insanlara 400 sene önceki insan demektir. Bunun fikriyatı değişmedi mi? Hissiyatı değişmedi mi? Meyilleri değişmedi mi? Hastalıkları değişmedi mi? Psikolojinin yapısı değişmedi mi? Mesela bir tane seni söyleyeyim, farkı anlayın. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Kudüs-i Sülû, Allah şefaatine mazhar eylesin. Zamanında ben okuduğum için söylüyorum, metruvatına. Şöyle diyor, bir zat soruyor, cennetin dördüncü tabakasını nasıl kazanacağım diye soru soruyor. Dördüncü. Şimdi bana geliyorlar, hocam Allah kim yarattı? Anlıyor musunuz farkını? Yani ustada gelmişler, Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri, muallimlerimize Allah'tan bahsetmiyorlar, siz Allah'tan bahsedin. Yani ki bilmiyor Allah, Allah, adam cennetin dördüncü tabakasını soruyor. Ustada da Allah'ı anlat bize diyor. Değil? Fark anlıyor musunuz? Böyle bir cemiyette al sana 500 sene önceki yöntem. Allah bana anlat diyor. Gidip de gelen var diyor ahiret için. Sen al diyor her gece 500 zikret diyor. Ya. 500 defa zikret. Sen zaman anlamamışsın ki zamanı. 20. asır ha. Bak bana kalem al da bir yaz bakalım. 2018'deyiz ha. 20. asırdayız ha. Hani 15. asırda değiliz ya. Bak. Ya insanların fikriyatları, istekleri, Risale-i Nur kadar imtihan geçiren, elekten geçirilen bir tane kitap bilmiyorum. Ömrüm 56 yaşındayım. 17 yaşından beri bu parkurdu. Tasvip yapmıyorum. Babamın kitabı değil. Ben Karadenizliyim. Bediüzzaman doğulu, Allah Resulü ara. Ama Allah hiçbir yerli değil elhamdülillah. Allah'ın bir memleketi yok şükürler olsun. Şimdi Risale bu kadar imtihan geçirmiş. Geçirmiş. Filozoflar nasıl? Ne demişler? Ortada. Ya, birinci şuadan şey demişti. Birinci şua diyor ya. Ne diyor? Beşaret ve Kur'an-ı mucizil beyanın kuvvet işaretiyle. Bak, o halis şakirtler, ehl-i saadet ve ashab-ı cennet olacaklarının müjdesi pek katı ispat ederler. Risale talebeleri inşallah imansız gitmeyeceklerdir diyor. Niye? Ben merak etmiştim. Niye lan? Ne özelliği var? Çünkü Risale talebeleri iman hizmetine koşarken Allah var ahiret var, Allah var ahiret var, Allah var ahiret var derken Azrail geliyor tepesine tak diye Allah var, ahiret var derken ölüyor. İşte imanı kurtuluyor. Yani hizmette ölüyor. Gidiyor, ben hizmetin içinde, hizmet ediyor. Birinci şuada geçiyor, Risale'nin talebeleri. İnşallah imansız ölmezler. Üç tane. Diyeceksiniz ki, dedim ya, bir daha soruyu tekrar edeyim. Tabi bu, Hazreti Ali'nin ihbaratı, Geylani'nin ihbaratı, Kur'an'ın beşareti, sizin taassubunuz da. Hayır arkadaşım, boşuna zorlama. Çünkü niye? Dinsiz filozoflara, ehl-i bidâ ulemaya Risale-i Nur'u teslim ettiler. Bundan hata bul. Bunda hata bul. İflanı keselim şunun. Dediler. Bulamadılar. Bulsalardı hapise sokmazlardı. Gel buraya. Sen böyle dedin ama böyle değil. İki kelamla, yani kalemle mübareze, yani kalemle savaşmak kolay yol iken, kılıçla savaşmak, zor yolu tercih etmek, aciziyeti, mağlubiyetin ifadesi değil mi? Evet. Kur'an dedi ki, kalemle mübareze edin. Suhufla, kılıçla değil. Hani kılıçla sarıldılar. Allah Resulü'nün karşısına kılıçla çıktılar. Resulullah kılıç mı çekti? Tekti. Yerinden sürüldü. Kendi güçlü olsa, kılıcı olsa, kılıcı çekmiş olsa çıkar mıydı? Peki kalemle mümkün olsaydı, acaba kılıca müracaat ederler miydi? Acaba Risale-i Nur'u din noktasında, felsefe noktasında mağlup edilebilseydi hapishaneye sokarlar mıydı? Niye soksun hapishaneye? Bana hapishanede soruyor, şey, mahkemede soruyor. Söylediğini ispat et demiyor ki. Niye söyledin diyor. Anlıyor musun yani? Yani Risale-i Nur ne kadar imtihandan geçmiş biliyor musun ya? Ömürler verilmiş ya, hayatlar verilmiş. Sen de bir kitap yaz da biz de ona hayatımızı verelim. Kur'an bana dedi ki bir tanesi, Kur'an o kadar değerli mi dedi. Dedim ki sen de bir kitap yaz da senin uğruna, senin kitabına kafaları teslim edelim. Öyle bir kitap işte. Ha, Risale-i Nur'un işaret eden, beşaret veren birinci şua,
Yani biz 33 tane ayeti Kur'an'ı sarahaten böyle o kadar sarahaten seviyesini işaret ediyor kuvvetli işaretiyle. Veya bu nereden çıktı hiç merak etme. Çünkü o zındıkların babaları bile suç bulamadı. O zamanlar yani 50 sene önce belagat daha üstündeydi. Şimdi tıkır ya bunda bir şey diyor ki. Hapishanede karşımda bir tane DAEŞ kafeci lideri vardı böyle. Tek tek kalıyordu. Kapıdan konuşuyorduk böyle. Ya dedi, yoldaş diyor bana. Yoldaş diyor, eski kalite kalmadı diye. Bak nereden şikayetçi biliyor musun? İnan bana ha, DAEŞ kafeci lideri. Benden biraz da gençti. Niye dedim yoldaşım, niye kalite kalmadı? Dedi ki, maaşla dedi, internet dava adamı bırakmadı diyor. Bunu komünist söylüyor. Maç ve internet dava adamı bırakmadı diyor. Ya komünist söylüyor ya. Aynı dertten ben yanıyorum. Sanki dedim benim sohbetleri dinledin. Benim dava arkadaşım diyor, yarın diyor Taksim'e mitinge gideceğiz tamam diyor. Diyor akşam üzeri dedi Fenerbahçe maça gidiyor. Ulan yarın gideceğiz lan diyor mitinge falan şey diyor. Kendi localar var, evleri var. Baktım diyor. Örneğin o bu filmler var diyor da komünistin falan. O var ya bir tane böyle. O adamın ne adı? O adam işte Çekovac'ın. Hepsini heykelime gelmeseydi de dinlemesi gerekirken diyor maç dinliyorlar diyor. Bir de ne dedi biliyor musun? Ya bir de taze maç olsa diyor. 5-6 sene önceki maçı diyor. Kalite kalmadı diyor. Adam yanıyor. Niye yanıyor? Maç ve internetle kalite bırakmadı diyor. Düzgün solcu kalmadı. Ya kalite de yok ki hakikaten. Bana diyordu ya bunu aldım gece 2-10'in dedi. Ya biraz konuş da rahatlayalım dedi ya. 2-10-17 geçiyor ya. Gece 2'ye. Önünü de kaldırdı. İstersen konuşma. Acayip bir şey. Bak sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Bütün dertlerin dermanı size de söylüyorum. Bütün dertlerin dermanı ne biliyor musunuz? İnsan kendisini tanımasıdır. Tanıdığın kadar rahat edeceksin. Tanımadığın kadar sıkıntı çekeceksin. Sıkıntı kalkmıyor. Tanıdığın kadar bu sıkıntının doğru olduğunu göreceksin. Anlam bulacak sende o. Mesela namaz kılmıyor çünkü kendisini tanımıyor. Kendisini tanısa, ne olduğunu tanısa, nerede ne yapması gerektiğini bilir. Ne olduğunu bilir, nerede ne yapması gerektiğini bilir. Kendisini tanısa, sıkıntının fırın olduğunu, yoğrulmuş hamuru pişirilmesi gerektiğini bilir. Dolgular hamurdur, sıkıntılar fırındır, onu pişirir. Yandım piştim, ancak pişmen lazım. Bilir. İnsan kendisine anlam katamıyor, tanımlayamıyor kendisini. Yani mutfak, tuvalet, yatak işte sıkışmış kalmış. Mutfakta dolu, pimaş gibi tuvalete boşal, yatağa git, işe veya okul. Dörtgen, mutfak, tuvalet, yatak iş. Ya bu dikdörtgen içine gömül gir. Bu mu yani insan? Elbette böyle bir kazanç, öyle bir fiyat ister. Ben tahmin ediyorum ki, bak şimdi. Bütün küre-i arzın bu yangınında. Herkes yanıyor kardeşim, yanıyor. Sende bir sıkıntı yoksa, senin bacında, ananda, dayında, amcanda, kardeşinde, abinde bu sıkıntı var. Fırtına yanıyor, fırtına. Bende kart var, tamam mı? Sitenin Nur dersine okudum. Kart var da hani bir iki kelam edince adama bunu vereyim, tutuşturayım diye. Petrola gittim, arabaya mazot koyuyorum, da iki kelam edeyim. Dedim ya, nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle böyle bir sebeple girdim. Ben ne iş yapıyorum biliyor musun? Yok diye bilmiyorum dedi. Bu arada adam da siliniyor tabii gece çıktıktan sonra iki kelam etsin diye. Ben dedim panik atak, depresyon, intihar, canım sıkıldı, yatamıyorum, bunu aldım. Mevzuları anlatan insanım. Desem ki, valla ahireti anlatıyorum, ben işim yok der. Tamam. Ama psikoloji deyince panik atak, depresyon, mutlaka odaya geliyor. Kendisi gelmese karısı geliyor. Yoksa abisi geliyor. Yapma ya dedi. Nasıl anlatıyorsun dedi ya ben dedi. Tam kim bana şey yapıyorsun, boğazıma bu düğümleniyor dedi ya, burada bir şey var dedi, atamıyorum dedi ya. Dedim,
Şunu da alır bak anlatayım sana. Ona bir iki kaşa anlattıktan kartı veriyorum böyle. Sanki benim için geldin dedi ya. Yani peki niye? Niye anlatıyorum? Bütün bu küre arzın bu yangınında, fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden, kurtaran yalnız hakiki ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rızadır. Yani bu yangından kurtulmanın yolu, sıkıntı mı var arkadaş? İmanını artır. Artırdığını nasıl anlayacaksın? Tevekkülün artar. Tevekkülün arttıkça icraat ilahiyeyi normal görmeye başlarsın. Herkese sirayet etmiş arkadaşlar. Kastaman olsaydı var mı? Hemen önünde. Ha, çok güzel. Bak. Bir aklına bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz deme. Düştü mü? Araya girdim ya. Artık nerede bilmiyoruz. Ha şurada. Bak adam bağırıyor. Şöyle yapalım. Bana bir şey olmaz var ya, bana bir şey olmaz. Ustada bile oluyor da sen kim oluyorsun? Bu asırda bak 242. 242 değil. Olmadı. Bak size Kastamonu sayfayı da söyleyeyim. Kastamonu, evet. Antika bir yer. Fakat gör bakalım nerede. Ha, 249'da. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Var mı yok? Sıkıntı. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Yani kafadan çıkan böyle tefekkürler, düşünceler sen görmüyorsun. Hayvanlar ve cinler ve ruhaniler görüyor şeytanı. Bu mahluktur yani o dalga. Çıkıyor kafadan. Bunu Kastamonu 66. sayfada söylüyor. Üç aylarındaki insanların düşünceyi atmosfere karıştığını. Dolayısıyla bu insanların bozuk kafaları dışarıya dalga yayıyor. Sen de onu teneffüs ediyorsun. Sana da sirayet ediyor. Sana da sıçrıyor. Ya niye sıçrasın diyor. Sigara içiyor musun? Yok. Sigara içeni yanında ol. Bak sende de sigara kokar. Kahveye gittiğin zaman üzerine sigara siniyor. Şimdi bu noktada bak. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti diyor. Koca Bediüzzaman sıkıntı. Demek herkeste var yüksel. Bana da sirayet etti diyor. Sen ben kimiz ya? Peki ne olacak? Bizim her derdimize ilaç, para kazanmak, internete girmek, maç takip etmek. Bununla bu gitmiyormuş. Bak, bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek az. 25. Leman'ın 25. devasında hastalar risalesini ne diyor biliyor musunuz? İstisna etmiyor, şu bu demiyor. Bütün hastalıklarınızın dermanı imanınızı artırın. İman mahluktur, enerjidir, iman nurdur, kuvvettir diyor. İman olduğunu anlatayım şöyle bir misalle, konumuz o değil ama. Sporcu düşünün, sporcu. Geliyor mermere, hop diye bir elini vuruyor, eli gidiyor. Ama öteki öyle değil. Konsantre oluyor böyle. Ya daha önce kendisi kırdığını hayal ediyor. Ve hani var ya Bullish TV birisini seyrettiği zaman böyle adam memleketi Sultanbeyli fethedecek oluyor ya. Böyle buna sirayet deniliyor.
Kareki filmi falan sinemadan veya televizyondan çıkan çocuklar var ya, sopalar alıyorlar. Sultan Bey benim var. O işte sihirleniyor. Buna manyetizma diyoruz da. Yani, şimdi bizim tabirle tefekkür. Konsantre şeyde, sporda. Şimdi adam mermerin önünde konsantre oluyor. Onunla alakalı ya video seyrediyor o usta birisini veya kendisini hıt diye mermeri kırıyor. Şimdi size şunu soruyorum. Normal konuşurken bu güç yok. Niye konsantre olduğunuz zaman çok güçlü oluyorsunuz? Nereden çıktı bu güç? Neredeydi bu? Siz hepiniz gençsiniz. %99 gençsiniz. Soruyorum. Çözün bakalım. Şimdi hariçte bana iğne vurmadılar. İğne vurmadılar. Kap içmedim, içmedim, bir şey yapmadım. Niye konsantrede veya bizde tefekkürde o videoyu seyrediyorsun da insan şey yapmıyor mu? Veya asabi oluyorsun. Veya bir şey duyduğun zaman mesela, değil mi? O güç nereden çıkıyor? Neredeydi? Neredeydi o? Kaslarda mı etsin? Kaslar ortaya çıktı, kaslarda. Ha? Bu ruhtaydı arkadaşlar. Bu ölü, ölü enerji. Tamam mı? Ölü enerji. Mesela cinler de öyle yapıyor. Cinler kaslar çok güçlü olur. 4 kişi zor tutar. Çünkü o enerji oldukları için kendisi enerji aktif ediyor. Bak şimdi sporda veya konsantrede böyle güç nereden çıkıyorsa iman da oradan çıkıyor. İman da böyle güçtür. Anladınız mı? Onun için anlattım. İman böyle enerjidir. İman nurdur. İman kuvvettir. Enerjidir. Realitesi var, mahluktur. Nasıl ki tefekkürle veya bir filmi seyredince o, evet, bütün şeylerin gidiyor böyle. Hatta terliyorsun böyle. Böyle bir sevmediğin bir adamın konuşmasını şey yapınca siyasi, nasıl böyle adam televizyona, adam kendi kalesini gol attı diye kendi takımdan televizyona yumruk atıp kıranı biliyoruz. Nasıl bağırıyor falan, hani lan hastaydı. Hep bunların için anlatıyorum. Bu güç yoktu, nereden çıktıysa iman da oradan çıktı. İman da böyledir. Konsantre oluyorsun, yani tefekkür ederek. Tefekkür konsantre gibidir. Ha, iman böyle heyecana geliyorsun, güç oluyor. O enerji maddi hastalığını da tedavi ediyor. Yeter ki nereme ağrıyor, orayı adresle, böbreğime. Kur'an okurken oraya adresliyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin veya kafada. Sıkıntım var. Errahman allemel Kur'an, halakal insane allemehul beyan. Orayı hedefle. Bilerek böyle oku. Biz okuyoruz sevap diye. Kur'an şifadır diyor. Allah kendisi söylüyor. Kur'an müminlere şifadır. Genelde insanlara şifa nedir? Bağdır. Öyle diyor. Şifa minnaz. Kafir mümin fark etmeden şifa bağdır. Allah'ın söylediğini söylüyorum. Kur'an ise müminlere şifadır. Tamam işte imanını arttırman gerekiyor. Nasıl arttıracaksan arttır. Bu asırda benim bildiğim yöntem bu yöntem. Tefekkürünü aktif ediyor. Ma sana taassubi şunu çek demiyor. Yani eylemden işe başlamıyor. Ruhtan başlıyor Risale. Bana hiçbir tanesi Risale'nin dersi ilk tanıdığım zaman 17 yaşındaydım. Vallahi namaz kıl demedi. İlk rastladığım ders Kastamonu'da bir kısım lise talebeleri yanıma geldiler. Muallimler Allah'tan bahsetmiyorlar, size Allah'tan bahsedeyim. Biz de o zamana kadar Karl Marx'ı, Hegel'i, Tao'yu falan okumuşuz. Şimdi ne demek? Biz 75'li insanlarız ya, İstanbul'da 80'li sağcılık, solculuk olduğum. Ortaokuldaki çocuklar da vada mıydı eskiden? Ben Tao'yu okuduğumu biliyorum, okuttuklarını biliyorum. O Kastamonu'da lise talebeleri, bizim kafamızda şu, Allah var her yerde, hiçbir yerde değil. Allah Allah, ters yani, tezat. Her yerde, hiçbir yerde değil. Bir anda nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Yerde tutmuyor, hacmi de yok, kütlesi yok. Nasıl yapacak ya? Sebep sonuca ilişkili olan şu kafa bunu nasıl çözecek?
Orada meyve risalesinde okunuyordu. Altıncı meselede güneş misali var ya güneş. Güneş her yerde, hiçbir yerde değil. Armutu yaparken koyunun tüyünü de büyütüyor. Aynı zamanda gezegenleri tutuyor. Hacmi yok, kütlesi yok, ortada da yok. Ve gözükmüyor. Kimsenin farkında değil. Bacaları devirmiyor. Sessiz sadasız. Armutu yaparken şeftaliyi de yapıyor. Arabistan'da hurmayı bitirirken kuzeyde kutup ayısının tüyünü büyütüyor. Yani güneşin yaptığına bak. Nihayetsiz iş yapıyor. Tek iş gibi. Her bir ota bir güneş gerekmiyor. Sultan Mehmet'in ne kadar ot var sence? Hepsine tek tek güneş gerekmiyor. Oraya okununca şöyle dedim. Tamam. Sanki isim benim için okuyor. Karabak unuttum herkese. Tamam. Mesele bitmiştir dedi. Mesele burada tamam bitmiyor. Böyle bir şey geçirdim. Ve o gün namaza hiç unutmuyorum. İkindiye yakın veya geçiyordu. Kalktığımız zaman ilk ömrümde ilk namazı kılmıştı. Ve bir daha kazan bilerek olduğunu askerlikle dahil hatırlamıyorum. Uçakla dahil. Peki niye anlattım? Bana Risale-i Nur'da derse gittim zaten Risale-i namaz kıl demediler ki. Ne yaptılar bana? Namaz kılmak zorunda bıraktılar. Bu işe mecbur bırakma. Siz de kafayı kaptırmışsınız. Yani o enerjiyi aktif ettiği. Ne yaptılar biliyor musun? Bütün mevcudata bir güneş yeter Zübeyir abinin sözü. O güneş bende aktif olunca kendimi tanımaya başladım. Ben ha insanmışım ya. Kendimi tanıdıkça nerede ne yapacağımı anladım. İman kuvvettir arkadaşlar. Nurdur, güçtür, aktif edir. Malzemesi de nedir biliyor musunuz? 7 tane malzemedir iman artması için. İşaret hatırlayacağız 71. sayfada söylüyor. Nasıl artar diye. O zaman sizi sıkıntı yıkamaz yemin ederim. 375 tane şu anda yayında olan bazı özel psikoloji dersler 10 tane de olsa 380 aşkın ders yapan insanı. Her yer son zamanda serbest bölge, psikoloji sorunu olan yakınına serbest bölge diye bir şey de var ders sitede. Onu bir dinlesin. Ustad bana geçeceği anlattı onu. Onu olarak söylüyorum bak. Bunları söyleyen insana söylüyorum. Hepsinin çaresi iman. İman arttıkça nasıl artar? Tefekkürle nurlanır. Güce dönüşür. O zaman ne hastalık ilgini çeker? Çünkü onu yorumlarsın. Bak bir tanesi bugün bana sordu. Lisan okuması nasıl cevap? Şeyden gelecekmiş Hasan. Belçika'dan. Ölüm korkusu varmış. Babasından sonra başlamış bu. Çocuğum ölecek falan ne yapacak falan. Bak kardeşim. Ölüm korkusunun sebebi korku aklidir, haf kalbidir. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. Tabii bu kefenle gireceği için girdiği yere bakıyor, takip ediyor. Aklıyla oraya girecek. Oraya ben ne yapacağım? Buraya ben dediği için. Bu ben miyim? Benim gömleğim. Benim vücudum. Ona dedim ki bak. Akıl kainattaki ilişki ve çelişkiyi çözer. Bunu psikologlara da söylüyor. İlişki şu, göz, çiçek, ilişki. Karanlık, aydınlık, çelişki. Akıl, bu dünyanın alet olduğundan dolayı, 8. sözde söylüyor, alet insaniye, varlık arasındaki ilişkileri çözmek için kullanılıyor. Tamam mı? Akıl bu. Şimdi akıl, takip ediyor kendisini, ölüyor. Bu ceset ölüyor. Ruh diyor ki, fikir diyor ki, ya bu ölümü çöz. Akıl diyor ki, vallahi ben şu alem-i şehadet, dünya içindeki İlişkileri, çelişkileri birbirine uygun olan, ters olanları çözüyorum. Ama dünyada daha önce benzeri olmayan bir ölüm var. İlk defa ben öleceğim mi siz? İlk defa daha önce öldüm. Yoktu ya. İlk defa önce. Şimdi akla diyoruz ki çöz bunu. Kabirden sonrasını geçemiyor, din yoksa. Burada kalıyor. Boşluğa düşüyor. Akıl ölümü çözemiyor. Yani varlığın devamını olarak göremediği için insan korkuyor. O anda din geliyor. Diyor ki merak etme akla kanat takıyor uçuruyor. Kabirden aşağı atlattırıyor. Yani varlık içerisindeki bir şey olmadığından ölüm bilemediği için akıl ruha diyor ki bilmiyor. Bilmemenin hissi boyutu korku. Çözümlediğin zaman ha bundan mı korkuyordum ya? Ben burada bir şey vardı korkuyorum bir şey yaptım. Ha bu muydu ya? Çözemediği şeyin bizdeki yansıması korku.
Ama din hemen sana Risale-i Nur diyor ki, Risale-i Nur ölüm tebdil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, itlak-ı ruhtur, pasaport dairesidir. Zindani dünyadan bostani cinana çıkıştır diyor. Bakıyor musun? Ama kabir ne olacak? Sen şimdi dolapta gönlün atletin yok mu? Dolap. Şimdi karanlıkta durma sana sıkıntı veriyor mu? Toprak altında da cesedini böyle koyacaksın. Sen çekip gideceksin. Sen bu değilsin ki. Bu için, binanın için oturuyorsun. Sen binaya benziyor musun? Bina, cesede benzer, içinde oturan insan ruha benzer. E bundan ben çekip gideceğim, sen de gideceksin. Ne olacak bina? Deprem, yıkılsın, yıkılsın. Ben zaten çıkmışım ya. Binaya matkapla demişsin. Ben zaten gitmişim ya. Ama sen bu bedene ben diyorsan sen öleceksin. Yani kabre gireceksin. Ama bu benim gömleğim der gibi, benim gömleğim, gir içeri, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o sensin. Ruh bile değilsin. Çekip gideceksin kardeşim. Ha böyle anlatınca of be. Risale'yim. Tamam Risale'de söylüyorum. Yoksa ben bunlar kafam çalışacak adam. Biz ne anlattık bu işten? Risale'ni böyle insanı rahatlatıyor. İmanın artırıyor. O konsantre ile. Tamam tefekkür de bizim manada. O ruhta gömülü bulunan o imanın cevherini aktif ediyor. Aktif edince artık bir şey görmüyorsun. Sen tanımlıyorsun yani. O zaman seni hiçbir şey yıkamıyor. Rahat ediyorsun. Mutlu oluyorsun. İnsanların o olaylarda hep olumsuz bakarken sen diyorsun ki ya. Tamam bu böyle değil. Bu böyle değil. Diyorsun. İman sana bu feraseti de veriyor. Gözlüğü de veriyor. Ben bir cümleyi de okuyorum kesiyorum. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli bak, ehli iman, ehli tevekkül, ehli rızadır. Bu ol diyor. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Yani imanı arttıracağız. Artan iman tefekküre dönüşür. Tefekküre dönüşen iman da rızaya dönüşür. Allah'ın icraatını seyir makamına çıkar. Ha, bu zaten böyle olması lazım, böyle olması lazım. Allah'ın nazarıyla kainata bakınca bu sefer bu niye böyledir demiyor. O zaman rahat ediyor. Burada şu cümleyi okuyayım. Cesurca fakat kalemsiz iki adam Risale-i Nur dairesine birisini getirdi. Onlara dedim ki bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. İnşallah burada ben kesiyorum. Burada takip etmek istediğim gaye şuydu. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu cemiyetin dışına kalamaz. Cemiyetin atmosferini teneffüs eden insan akle ve kalben rahatsızdır. O zaman aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu istirahat ve ferahlandıracak nedir? Aklımızı kıblesine, kalbimizi istirahatına koyabilecek ancak sebat ve metanettir. Sebat, hayat bir namazsa sebat kıbledir. Metanet ise güçtür. Yani bu kadar değişen dünyanın değişen insanlarıyız. O zaman değişmeyecek bir sabit bir şeye kulpa tutulmak gerekiyor. O zaman arkadaşlar fikren de hissen de rahat edersin. Niye? Her daim, her sabah kalktığın zaman böyle mi yapayım, böyle mi yapayım, böyle mi diyeyim, şöyle mi gideyim, bu mu hak, bu mu hak mı, bu mu doğru mu? İnsanı perişan ediyor bu kararsızlık. Yolda da öyle. Sağa mı gideyim, sola mı gideyim, sağa hop, sultan benim bu şeyine, bariyerine girdi. Yani sebat edeceğiz. Nerede? Doğru bildiğin yerde. Doğru bildiğin. Asıl imamının eserine sebat edeceğiz. Asıl imamı kimdir? Çöz bul. Ha. Benimsine itimat etme sen. Sen bu. Asıl imamını bu. O Allah'ın kulpudur. 100 senede bir hadis-i şerifte geçtiği gibi Allah'ın bir mücedidi dini gelecek. Gönderecek. Bir imam gönderecek. Onu bulun. Ona tutunun. Ha, bana göre Risale-i Nur'dur. Tamam. Bir başkasına göre neyse o tutun kardeşim. Tasvip yapmıyorum. Neyse ona tutun. Yani asrın sana yüklediklerinden seni kurtarmasına vesile olması lazım. Tavsiyem şu, 500 sene, 700 sene önceki
yöntemle Boğaz'ın sıkıntısını çözemezsiniz. Asrın eseri olacak. Boğaz'ın eserinde sebat edeceğiz. İnşallah metanet edeceğiz. Allah gecenizi gününüzü mübarek etsin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi sıkıntı vermesin. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerinden, semavi arzafatlardan hıfz-ı emin eylesin. Amin. Kimleri? Amin. Sizi. Sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi de inşallah. Amin. Kabirde o nüker mekir meleklerine karşı berrak senetiniz olsun. Okuduğunuz Risale-i Nur sayfaları adedince. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-selâhu.